Arkadaşlar merhabalar bu videomda 0 geometri kampının 5. haftasının 4. videosundayız. Üçgende benzerlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve bu videoda kenar açı kenar benzerliğinden ve kenar 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 benzerliğinden bahsedeceğiz. Sayfa numarası da 74 ve 75 hatta temel orantıya kadar olan kısmı işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Kenar açı kenar benzerliği aslında eşlikte işlemiştik. Burada da aslında benzerlik oranı 1 olan üçgene eşit de diyebiliriz. Kenar açı kenar eşlikte en önemli yerlerden biriydi. Eşlikte çok fazla karşımıza çıkıyor. Benzerlikte çıkıyor mu? Aslında açı 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 benzerliği ve temel orantı. Yani hem temel orantı hem de kelebek benzerlikleriyle çok fazla karşılaşıyor sınavda. Ama açı, kenar açı kenar uzun zamandır sorulmuyor. Bir sürpriz yapabilirler. O yüzden dikkatli olun. Zaten kenar açı kenardaki mantığı buraya uyarlayacağız. Kenar açı kenarda neydi? Aynı açının kolları karşılıklı olarak birbirine eşitse iki üçgen eşti. E burada da ne yapacağız? Aynı açının kollarında belli bir oran varsa bu iki üçgen benzerdir diyeceğiz. Şimdi burada dikkat edeceksiniz ki şöyle bir uzunluk sorulduğunda ne yapıyorduk? Dik üçgen ya iki, aklımıza iki konu geliyordu. Ya dik üçgen ya benzerlik, dik üçgen yoksa büyük ihtimal benzerlik. Benzerlik için açıya dalmak çok önemli ve açıya daldınız. Baktınız bütün açıları eş bulamadınız. Sadece bir ara açı varsa, bir ara açı olduğunda da hemen küçükten birye doğru alfa'nın kollarını sıralayın. Bak bu çok önemli genelde böyle gözden kaçar. Yani kenar açı kenar gelir gözden kaçar ama yani şu aklınıza gelirse yaparsınız. Alfanın kolları küçükten büyüğe doğru sıralayın. Mesela burada alfa açısının kolları B'ye C. Hocam B'ye C diye sıraladım. Öbür üçgende de alfanın kollarını sıralayın. Hocam BK'ya CK küçükten büyüğe doğru. Bunları sıraladıktan sonra bunları oranlayın. Oranladığınızda her ikisindeki oran aynıysa ki aynı oldu. Bu iki üçgen ne olacaktır o zaman? Benzer olacaktır. Ve benzerlik oranı da 1 bölü K olacaktır. E madem benzer oldu aynı açının karşısındaki kenarları da oranlarız. Şuradaki x ve şuradaki y arasındaki ilişkiyi de buluruz. Yani buradaki x bölü y de neye eşit olacaktır? Benzerlik oranına eşit olacaktır deyip işleminizi bitirebilirsiniz arkadaşım. Bu kadar basit. Benzerlikte yani eşlikte, üçgende eşitten zaten bunu biliyorsunuz. Burada ne oluyor? Aynı açının karşı kollarında karşılıklı olarak bir oran olduğunda sadece oran olduğunda benzer oluyor. E, bu genelde gözden kaçıyor. Lütfen gözden kaçırmayın arkadaşlar. Aslında bu da çok kolay. Eşlikten dolayı bunu biliyoruz. Hadi bakalım örneklere. Şimdi baktınız buraya. Ya hocam şuraya baktık daha sonra. Bakıyorsunuz bir uzunluk soruluyor bize. Dik üçgen ya da benzerlikten çıkar. 90 derece yok dik üçgenden çıkmıyor demek ki. O zaman ne yapacağız? Benzerliğe dalacağız. Benzerliğe daldığımızda sadece ve sadece ters açıdan dolayı buraların alfa olduğunu söyleyebiliriz. Açıların eşit işte olduğunu. Başka diğer açıları yazamayız. Bir açı varsa hemen açının kollarına bakalım. Alfanın kollarına şu üçgende baksak. 2'ye 5. Hocam 2'ye 5. Öbüründe alfanın kollarına baksak. Alfanın kolları bu üçgende. Bak alfanın kolları 4'e 10. Hmm, bunları oranladık. Oranladığımızda her ikisindeki oran 1 bölü 2 çıktı? Evet. O zaman bu iki üçgen kenar açı kenardan benzerdir. Ve benzerlik oranın 1 bölü 2'dir. Hangi üçgenden başladık bu üçgende? Madem benzerlik oranı 1 bölü 2. 6 bölü x'e mi işte olur? Evet çünkü Benzerliği bulduktan sonra aynı açının karşısındaki kenarlar oranlaması benzerlik oranına eşitti. Ve x böylelikle kaç çıkar? 12 çıkar. Evet örnek 26'yı böylelikle 12 bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Baktın. Hep bu mantık. Hep söyleyeceğim. Dik üçgen. Çıkıyor mu? Çıkmıyor. O zaman benzerlik büyük ihtimalle. Açıya dalarız. Dal açıya alfa alfa. Tabi paralellik varsa ayrı. Temel orantıyı falan kullanırız ama e, aslında burada paralellik paralellik yok. O yüzden... Temel arantıyı da sonra anlatacağım. O zaman o şeyleri birleştiririz. Sadece bir açı var. Diğer açılarla ilgili hiçbir muhabbet yok. Burada açısal muhabbet. O zaman ne yapalım? Bir açının kollarına bakalım. Açının kolları şu üçgende nedir? 4'e 6. Açının kolları bu üçgende nedir? 8'e 12. E baktın sonra bunları oranladın. Şunları oranladığında 1 bölü 2 hocam burası. Burası da 1 bölü 2. O zaman bu iki üçgen kenar açı kenardan ne olacaktır? Benzer olacaktır. Benzerlik oranında 1 bölü 2. Hangi üçgenden başladık? Bu üçgenler. Alfanın karşısı x bölü, alfanın karşısı 6'ya eşit olur. x bölü 6'dan dolayı x'i de böylelikle ne buluruz arkadaşlar? 2x eşittir 6 olduğundan x de böylelikle 3 olarak çıkar. Yani örnek 27'yi 3 bulduk. Evet, temel mantık bu. Geldik örnek 28'e. Bak paralellik verilmiş. Verilen her bir bilgiyi kullanacağız. Şimdi bir soru sorulmuş bize. Paralellik verilmiş bize. Ve bcx nedir diye soruluyor. Ya hangi konuda olursak olalım bir uzunluk isteniliyorsa ya dik üçgen ya benzerlik bakacağız şimdi dik üçgen yok o zaman ne arayacağız benzerlik e benzerlik için açıya dalmak önemli dalalım açıya e hocam burada paralellik verilmişse o zaman paralelliği kullanacağım verilen bilgiyi kullanmak zorundayım şuraya bir alfa dersem z'den dolayı burası da alfa olur a başka açı yazabiliyor muyum maalesef yazamıyorum bir açı var bir açı varsa alfa'nın kollarına bakarız şu üçgendeki alfa'nın kolları 2'ye 6 Öbür üçgendeki alfanın kolları 6'ya 18. Evet. Bak. Dikkat et. Ne yapacağız? Bunları yazdıktan sonra oranlayacaksın böyle. Oranladığında buradaki oran kaç? 1 bölü 3. Buradaki oran da 1 bölü 3. İki üçgen kenar açı kenardan benzerdir. Benzerlik oranı da 1 bölü 3. E bu üçgenden başlamıştın. E o zaman alfanın karşısı 5 bölü. Alfanın karşısı x'e eşittir diyeceksin. x de buradan ne çıkar? 15 çıkar. Örnek 28'i böylelikle 15 bulduk. Ve kenar açı kenar gerçekten böyle bu kadar basit ve kolay rahat bir şekilde halledebilirsiniz gençler. Evet şimdi geldik kenar 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 benzerliğine. Aynısı eşlikte de vardı. Kenar 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 eşliği vardı. İki üçgende bütün kenarlar birbirine eşitse biz bu iki üçgen eş üçgen diyorduk. Burada da iki üçgende karşılıklı kenarlar birbirleriyle orantılıysa iki üçgen birbirleriyle benzerdir. E hocam oranlamayı nasıl bulacağız? Yine kenar açı kenardaki gibi küçükten büyüğe doğru sıralayın. A, B, C. Öbüründeki kenarları sıralayın. AK, BK ve CK şeklinde olacak değil mi? AK, BK ve CK. Sen bunları sıraladığında taraf tarafa oranladığında hepsindeki oran aynıysa o zaman bu iki üçgen kenar kenar kenardan benzerdir diyeceğiz. E hocam burada bütün kenarlar var. Ne sorulur bize? İki, de işte iki üçgende bütün kenarlar var ya. O zaman büyük ihtimal açıyla ilgili bir şey yapacaksın. Biz nasıl ki benzerlikte ne diyorduk? Eşit açıların karşısındaki aynı açının karşısındaki kenarların oranı benzerlik oranına eşittir diyorduk. Ters mantığını kullanacaksın. Orantılı kenarları gören açılar birbirine eşittir diyeceksin burada. Evet burayı yazalım. En önemli kısım bu. Kenar kenar kenardaki orantılı kenarları gören açılar eşit. Bu çok önemli aşkım. Çok önemli aşkım. Evet. <laughs> orantılı kenarları gören açılar birbirine eşit diyeceğiz. Mesela burada A ile AK orantılı. A'yı gören A açısıyla AK'yı gören D açısı birbirine eşit diyeceksin. A açısı eşittir D açısı. Sonra B'yi gören F açısıyla e, burada B'yi gören B açısı birbirine eşit. B açısıyla F açısı eşit olacak. Sonra çift çizgi burası. Burası da çift çizgi olur. C'yi ve CK'yı gören o da C ve E açısı. C açısıyla E açısı birbirine eşit işte olur. O yüzden ABC üçgeni ile DFE üçgeni birbirine benzerdir diyoruz. Bu benzerlik şuradaki oranlamayı da buna göre yazıyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Tamam? Zaten kenar 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 da kendini belli eder. Bak ne yapıyoruz? Bir kısaca özetleyelim. Öncelikle bir uzunluk sorulduğunda benzerlik. Benzerlik için ilk etapta açı açı, açı açıya bakıyoruz. Açıya daldık. E bütün açılar çıkmışsa açı 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 benzerliği kullanırız. Sadece bir açı varsa kenar açı kenar. E baktın hiçbir açı yok. İki üçgende sadece kenarlar varsa küçükten biye doğru sırala. Kenar 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 benzerliği var mı diye bak. Kenar kenar kenarı görmesi kolaydır. Gerçekten kolaydır. Şimdi burada ne demiş bakalım soruda. Burada bir oran verilmiş. Burası hocam 3k verilmiş. Burası da k verilmiş. Yazalım. CD uzunluğu 3k, BD uzunluğu neresi? Şurası. CD ve BD'den bahsetmiş. Oo BD. BD uzunluğu 3k. Bir, bir dakikaya bir daha yazayım. Şurada yanlış yazdım. Ha şurada CD uzunluğu K burası 3K olacak. Evet. CD uzunluğu K BD uzunluğu 3K yazınca buraya ne kaldı? 2K kaldı. E bakıyoruz iki üçgende hiçbir şey yok. Ve bizden bir açı isteniliyor. Açı muhabbetine girsek de bir şey çıkmıyor. Ama iki üçgene baktığımız zaman ne var? Şu üçgende ve şu üçgende kenarlar mevcut. Hocam şu K var 2K var. Ya en azından oran cinsinden mevcut. E burada küçükten bire doğru yazalım. Burası 10 12 ve 2K diye mi? Evet. 10 12 ve 2K. Burada da küçükten bir doğru yazalım. 5, 6 ve K diyeyim burası. 5, 6 ve K. E, biz burada her ikisini oranladığımız zaman. Bak hepsindeki oran 2 çıktı. O zaman bu üçgen kenar kenar kenardan ne oldu? Benzer oldu. E kenar 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 benzerliği. Ne diyoruz? Orantılı kenarları gören açılar birbirine eşit. 10 ile 5 orantılı ya. Onu gören buradaki açıyla 5'i gören buradaki açı kesinlikle ama kesinlikle eşittir. Sonra 12'yi görenle 6'yı gören. 12'yi gören bu üçgende bu açı çizgiyse 6'yı gören bu üçgende burası çizgidir. Sonra bakıyoruz ki burası 2K'yı görenle K'yı gören. 2K'yı gören 50 ise K'yı gören de burası da 50'dir diyeceğiz arkadaşlar. E, burada ne çıktı? Buraya istersen A diyelim buraya da B diyelim. Nokta açısı A burası da B oldu. Ben şuradaki üçgende ya da şuradaki üçgende A artı B artı 50'nin eşittir 180 olduğunu biliyorum. A artı B buradan kaç çıkar? 130 çıkar. E, şurada da şöyle bir şey mi var arkadaşlar? X, X'e yoğunlaşacağız. E, burada da A artı B artı X de 180 eşit olduğundan. A artı B de 130 eşit olduğundan. X de böylelikle kaç çıkar? 50 çıkar arkadaşlar. Evet böylelikle örnek 29'da ne bulduk? 50 bulduk. Ve geldik örnek 30'a. ABC bir üçgen G'de ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi var. 90 derece var. Hemen aklımıza ne geliyor? 90'lı sorularda ağırlık merkezi varsa bir kere ağırlık merkezinden geçen kenar ortayı şöyle bir göster. E 90'dan kenar ortayı çizilmiş. Muhteşem. Muhteşem üçlüyü de şöyle bir yazalım. Sonra burada bir oran verilmiş. Burası K iken Ali Bey 6K verilmiş. Neresi? GE. Evet burası K iken Ali Bey uzunluğu 6K verilmiş. Şurası Ali Bey. Evet Ali Bey uzunluğu 6K verilmiş. Eyvallah bunu da yazdık. Başka bir şey verilmiş mi? Burası A iken burası da 6A verilmiş şurası 6a verilmiş. Sonra de uzunluğu da a verilmiş. Eyvah eyvah. Burada şurada da bir şey başlayalım. Muhteşem. Şu ağırlık merkezini kullanalım. Burası n ise burası 2n değil midir? Evet. E sonra baktım buraya. n 2n 3n ise burası da 3n. Burası da 3n. Toplamda burası ne oldu? 6n oldu. Aa hocam burada akn var. Bak şu üçgene bak. Bu üçgen. Dolayısıyla bu üçgeni böyle düşüneceğim galiba. Ne var orada? akn var. A, K, N var. Büyük üçgende de bak dikkat et. 6A, 6K ve 6N var. 6A, 6K ve 6N var. E o zaman hocam iki üçgende bütün kenarlar mevcut. Taraf tarafı oranladığımda hepsindeki oran 1 bölü 6. O zaman iki üçgen kenar kenar kenardan nedir? Benzerdir. Madem bunlar benzer orantılı kenarları gören açılar birbirine eşit olacak. Burada 40 var. 46K'yı görüyor. 6K'yı gören de K'yı gören açı birbirine eşit olmak zorunda. E burada 6K'yı gören açı 40'sa K'yı gören açı şurada da 40 derece midir? Evet. E sonra 40'ı kullanalım. Şurada bir ikizkenarlık var. Hocam 40'sa burası da 40'tır ikiz kenarlıktan dolayı. Ondan sonracığıma büyük üçgende 40, 40, 80. Şurası da kaç yapması lazım? 100 yapması lazım. 180'e tamamlayan açı olduğundan dolayı. Bitti mi? Bitti. Yani X artı 40 eşittir 100 derece ise eğer... Buradan x'i de kaç derece buluruz? 60 derece olarak buluruz. Yani örnek 30'u kaç bulduk arkadaşım? 60 derece olarak bulduk. Geldik bir sonraki kısma. Sonra mı anlatsam? Tales'e kadar olan kısmı anlatayım. Neyse, Tales'i ayrı bir şekilde anlatayım size. Temel orantıyı daha doğrusu ayrı bir şekilde anlatayım bir sonraki videoda. Tales'i de şimdiden anlatalım. Kısa bir şey zaten. Arkadaşlar, Tales. Evet, önemli bir kısma geldik. Tales teoremleri. Aslında Tales teoremi bu temel orantı bu ayrı şey değil. Hem temel orantı hem de kelebek benzerliği bunlar Thales teoremleridir. Thales teoremi gerçekten çok önemli. Yani Tales teoremleri çok önemli. Thales'in ilk baştaki temel mantığını verelim. Şimdi böyle paralel doğrular olduğunda ve iki tane paralel doğruları kesen doğrular olduğunda üçgen olmasına gerek yok. Şurada paralel doğrularda yukarıdan aşağıya doğru A bölü B eşittir C bölü D diyebiliriz. Yani yukarıdan aşağıya doğru A bölü B C bölü D eşittir. Temel olan da bunun ispatını yapacağım. Üçgenli olan da ispatlayacağım. Şimdilik bunu bu şekilde bilelim. Yukarıdan aşağı oranlamalar birbirine eşittir. Ha böyle de diyebilirsiniz. A bölü A artı B, C bölü C artı D diyebilirsiniz. Ama en pratiği bu tabii ki. A bölü B, C bölü D'ye eşittir. Yani şurada da yazmışız. Ha bu şu şekilde de olabilir. İşler dışlar yaptığınızda da gelir zaten. A'nın C'ye oranı, B'nin D'ye oranı şeklinde de söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Ama gerek yok. Yukarıdan aşağı, yukarıdan aşağı oranlamalar birbirine eşittir. Thales teoremi bunu diyor. Hemen bakalım sorusuna. Mesela burada paralel doğrular verilmiş. 6 var, 9 var, 8 var, x var. 6 bölü 9. Şurada şunu şunu oranı, Bunun bunu oranı eşittir. Yukarıdan aşağı. 8 bölü x'e eşittir. E burada 3'e bölsen, 3'e bölsen 2, 3. Buradan 2 x e eşittir 24'ten. X'i de böylelikle kaç buluruz? 12 olarak buluruz. Örnek 31, 12 çıktı. Ve geldik buraya. Aynısı. Yine Thales. Bu sefer paraleller böyle verilmiş. 2 kesen doğru bu şekilde verilmiş. Bunun bunun oranı, bunun bunun oranı eşittir. Yani 9 bölü 12 eşittir. X bölü X artı 2 diyeceğiz. Bölü 3'e böl 3'e 3 ve 4 işler işler yapalım. 3X artı 6 eşittir. 4X yapar. X de böylelikle ne çıkar? 6 çıkar arkadaşım. Evet. Talesi de bu şekilde halletmiş olduk. Şimdi sırada var? Temel orantı var. Temel orantı da çok önemli bir yere sahip. Onu da ayrı bir videoda anlatayım. Son iki videomuz kaldı. Temel orantıyı ayrı anlatacağım. Kelebeği ayrı anlatacağım ve sonra benzerliği bitireceğiz. Evet bir sonraki video gerçekten çok önemli. Ya Çünkü temel orantı ve temel ve kelebek benzerliği hem ÖSYM tarafından çok karşımıza çıkıyor üçgende hem de dörtgenlerin içerisinde de işte çemberde de katı cisimlerde yine karşımıza çok çıkan bir bilgi arkadaşlar. O yüzden dikkatli olmak lazım. Bir sonraki videoda anlatırız bunları. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.